yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın. Paranın rotasında bir kez daha bugün TV ekranlarında karşınızdayız sevgili seyirciler. Gülerek açıyoruz tabii programı ama hocamıza hoş geldiniz diyeceğiz ama ortalık pek karışık. Hemen dönüp Yaşar Erdinç hocamıza soralım. Önce hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkürler Evren. Sonra da gülüyoruz ama durum vahim gibi görünüyor. Dün dolar fırladı ve buna özel bir sebep dünyada görünmüyor. Neden fırladı peki diyoruz. Yanı sıra 2,250 milyar dolarlık bir müdahale yapıldı ve 2 kuruş inişi var sadece. Evet. Bunları nasıl tanımlamak lazım? Evet, para işine girelim. Ne olup bitiyor onu anlatmaya çalışayım. Bugün çok ilginç bir program olacak onu söyleyeyim yalnız. Çünkü kayıtlardan şeyi de çıkarttım. Şu daha önceki ülkelerde neler olmuş. O hikaye, biraz hikaye, biraz tarih anlatacağım bugün. Ama onun öncesinde bugün Ramazan'ın biri, bütün izleyicilerimizin Ramazan ayını gerçekten canı gönülden kutluyorum. Kötü girdik Ramazan'a. Bütün dünyada şu an bir kargaşa var. Biliyorsunuz Mısır, Suriye vesaire, Orta Doğu yine karışık. İnşallah bütün dünyaya barış ve huzur getirir İnşallah. Diyelim. İnşallah. Oruç tutanlara da Allah sabır versin bu arada. Evet. Çok zor olacak çünkü. Gerçekten ben o konuda dün bir tweet attım Evren. Bilmiyorum sen gördün mü? Hangisi özellikle hocam? Açlık hissettiğiniz zaman bir miktar hani böyle spor yorgunluk. Spor yapın olayı mı? Evet evet. 3-5 dakika gerçekten bütün kan dolaşımı hızlanırsa vücut şey yapıyor. Yağı yakmaya başlıyor. Yağ yakmaya başladığında kandaki şey değişiyor, kimya değişiyor. Dolayısıyla daha zinde hissediyorsun kendini, daha iyi hissediyorsun. O açıdan hiç açlığı sorun, yani çok fazla düşünmemeliler kesinlikle. Hiçbir güç sizi zorlamıyor sonuçta. Onu niçin yaptığınızı düşündüğünüz anda zaten açlık falan kalmıyor. Ama gerçekten spor çok işe yarıyor. Yani açlık hissedildiğinde 3-5 dakika bir hareket, kalkıp böyle hareket fena olmuyor. Evet, biz nereden girdik baksana sen. Dolardan girdim baktık, ben. Baktık olmayacak, kurtaramıyoruz diye. Ne diyorsunuz peki evet. Gerçekten? Sonra başka sorularım da olacak. Özellikle evet. Merkez Bankası'nın hareketsizliği noktasında. Şimdi dün, evet, dün Merkez Bankası 7 tane ihale düzenledi. İlk 4 ihalede 250 milyon dolarlık satış yaptı. 5. ihalede 500 milyon dolarlık satış yaptı. Baktı bu satışlardan sonra hani 1.97'deydi dolar. Evet. 1.95'e doğru geldi. 95'in hafifçe altını gördü, tekrar yukarı döndü. Yukarı döndüğü sırada bu sefer 2 tane daha ihale açtı ama bugün valörle açtı. Yani dün açtığında bugüne ilişkin olarak 500 milyon dolarlık, yani iki ayrı ihalede 250'şer milyon dolarlık ihale daha açtı. Şimdi bütün bu yapılanlara baktığımızda ben dünkü yazımda web sitemde hani Merkez Bankası savaşıyor ama elindeki silahları kullanmıyor, taş atarak düşmanı savmaya çalışıyor diye. Yani döviz satmak zaten böyle durumda ancak döviz rezervlerinizi eritir, başka bir şey yapmaz. Peki bırakalım gitsin mi? Yani bırakalım döviz yukarı fırlayıp gitsin mi? Bir de çok az bir oynama oldu hocam. Yani az buzda bir döviz satılmadı ama 2 kuruş mu ne düşüş var? Bunu... Tarihi bir günde yapılan, bir yani ihalelerle bir günde yapılan en Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru bu. Yani 2.2 milyar dolar. 2 milyar 250 milyon dolar. Şimdi böyle bir satış yapıyorsunuz ve alıcısı var. Nasıl var biliyor musun? Nasıl insanlar gelip de 2.250 milyar doları alıyorlar? O kadar talep olduğu noktada da zaten ne kadar düşmesi i̇şte beklenebilir yok ki? Talep. Talebi niye peki düşmedi fazla? Talep yok işte. Peki neden düşmedi? Şimdi burada anlatacaklarımı hiç başka bir yerde duyamazlar. Çünkü bu krizleri incelerken daha önce bu işlerin nasıl yapıldığını, ülkeleri nasıl krizle baş başa bırakıldıklarını, benim Para Harekatı kitabı krizleri incelemiştir. Bir yandan da ortada bir kriz yokmuş gibi duruyor. Yok, yani yok. Niye bunu kimse dillendirmiyor madem bir kriz dönemi atlatıyorsak? Hayır, şu an küresel olarak bir işte doların evine dönüş krizi yaşanıyor. Bu hani Türkiye'ye özgü olsa... Şu yine döndük hani, MEB'e, aman Amerika'ya, FED'e. Evet, FED'e döndük. Yani hani sadece Türkiye'ye özgü olsa konu farklı. Ama şu an Güney Afrika parası, randı, işte Rusya, Brezilya, Arjantin, diğer
Asya gelişmekte olan ülkeler, hepsinin parasının değeri düşüyor. Şu an tek yükselen dolar. Dolar yükseldiği için altına karşı da yükseliyor şu an. Tamam. Yani bir kere onu bir anlayalım. İkincisi, bu Merkez Bankası'nın bu müdahaleleri bir işe yarar mı? Asla ve kat'a yaramaz. Çünkü 250 milyon doları almak için adamların yatırması gereken para sadece 200 bin dolar. Hmm. Şimdi 200 bin dolarla 2,5 milyar dolar, 250 bin dolarla 2,5 milyar dolar satın alabilirler, biliyor musun? Yani senin yurt dışına git, 250 bin doların olsun. Sen buraya gelip 2,5 milyar dolar satın alabilirsin. Hmm. Sadece 250 bin dolarla alabilirsin. Olan giden paraya oldu galiba. Bu giden para da yok. Şimdi dolara diyeyim ben o zaman. Dolar o evet, da yok. Yok, olan şu an sanayiciye, iş adamına, gariban insanlara vesaire oluyor. Şimdi bak, şöyle diyelim. Bugün yazı yazdım, tamam mı? Bu sabah itibariyle dolar işte 1.94.73 seviyesinde bulunuyor. Şu an biraz daha gerilemiş. Ve 1.94.23 seviyesinde şu an dolar bulunuyor. Şu an artık paralar ülkesine dönüyor diyoruz ama iş tam da öyle değil diyorum. Normal şartlar altında ülkesine dönen bir para burada elde ettiği karı burada bırakacak şekilde bir döviz kurundan çıkış yapmaz. Hı. Yani sen bir yıl önce gelmişsin %6 faiz kazanmışsın. Kurlar %8 yükselmiş. O zaman %2 zararla çıkıyorsun. Normalde gelip buraya duran paranın tamam bir kısmı çıktı, onu biliyoruz. O gezi olayları sırasında vesaire bir kısım tahvilde satış yapıldı. O zaman henüz döviz çok yükselmemişti. Zaten onlar da valörlü almışlardı daha önce dövizi. Hmm. Yani çıkışı yapmadan önce valörlü döviz almışlardı. Ama şöyle bir şey var. Bu sistematiği anlatacağım şimdi. Daha önce Asya krizinde çok bariz bir şekilde bütün akademik çalışmalara, akademik makalelere hepsi bu girdi. Paul Krugman Amerika'da Nobel ödülü almış bir ekonomist. Paul Krugman diyor ki... Eğer diyor, finansal terörist lafını kullanıyorum ben şeyde, benim kitapta. Hmm. Yani finansal terörizm diyorum. Finansal terörizm normalde elinde silah paradır. Bu parayla girer dağıtırsın ortalığı. Yani bazı şeyleri inanılmaz ucuzlatırsın. Ve oradan gider o şirketleri satın alırsın. Ülkede krizi çıkartırsın. Çok ucuza kapatırsın her şeyi. Hmm. Bunun bütün sistematiğini zaten benim Para Harekatı kitabında anlatıyorum ben. Ama orada başka bir olay var. Hong Kong'da Soros'un muazzam bir şeyi var. Operasyonu var. Yine döndük Soros'a. Evet. Ve Asya'da, Malezya'da, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed o sırada bütün bu Asya krizi olurken Malezya muazzam güçlü bir ülke. Hiçbir sıkıntısı yok. Tayland'da bir tane banka, bak burası çok önemli, bir banka Tayland'da sendikasyon kredisini ödeyememiş. Bu ödeyemeyince 400 milyon dolar. Evet. Bu ödeyemeyince Avrupa ve Amerika diyor bir dakika diyor. Bu banka ödeyemedi, yarın ya da ötekiler de ödeyemezler diyor. Telaşa kapılıyorlar. Hı. Ve bu sefer Tayland'a vermiş oldukları borçları geri çağırmaya başlıyorlar. Hı. Bu ilk masum bu şey. Fakat Tayland parası, Tayland bahtı. Bahtır onların parasının adı. Baht. Tayland'ın bahtı. Bahtı Kara. Evet, Bahtı Kara çıktı. Tayland bahtı muazzam değer kaybediyor. Hı hı. Ve bu değer kaybı sonrasında uluslararası finansal teröristler diyorum ben. Tamam mı? Çünkü o durumdan yararlanmaya çalışanlar. Hı hı. Şöyle yapıyorlar. Oradaki ülkelere bakıyorlar. Ya bunların içerisinde şu an parası değer kaybetmeye uygun diğer ülkeler hangileri? Hangilerinin cari açığı yüksek, tamam mı? Her birini bir hisse senedi gibi düşün, tamam mı? Yani burada hisse senedi, bu hisse senedi, bu hisse senedi, bu hisse senedi. Her ülkeyi bir hisse gibi düşün. Hepsinin de çeşitli zaafları var, artıları var, eksileri var. Mesela onlar bir dökülüyor demek tabii, ki öncesinde. Türkiye'nin artısı bütçe kalemleri ve iç borcun az olması vesaire. Eksisi ne? Enflasyonun yükseliyor olması, artı cari açığın yüksek olması. Hı. Cari açık yüksekse şu demektir. Senin finansmana ihtiyacın var kardeşim. Benden gelecek paraya ihtiyacın evet. var. Elin mahkum bana. Tamam. Bu da bizim başımızda olan bir evet, derdimiz. Bu da bizim başımızda olan bir dert. O sırada bakıyorlar. Asya'da, Tayland'da başlamış kriz. Hı hı. Tayland'da başlamış. Bunun üzerine Tayvan
Arkasından Güney Kore parasına ataklar geliyor. Yani Güney Kore won'u değer kaybetmeye başlıyor. O sırada en güçlü ekonomi Singapur. Singapur'un parası bile değer kaybetmeye başlıyor. Adamların cari fazlası var her sene %12-15. Düşünebiliyor musun? Allah Allah, diyor ki, çok burada, ilginç geldi gerçekten, evet, bana. Diyor ki buradaki ülkede diyor, bu diyor nasıl olsa para değer kaybetti. Devalüasyon oluyor. Bu devalüasyon olunca şimdi hikaye de hazır. Diyor ki burada devalüasyon olursa bu ülkenin malları acayip ucuzlayacak. Evet. Malezya, Tayland, Güney Kore bu ülkenin mallarıyla rekabet edemezler. Dolayısıyla onların da parasının değeri düşmek zorunda. Allah, tamam mı? Allah. Atak yapıyorlar ve anında Güney Kore won'unu satmaya başlıyorlar. Almaya başlıyorlar. Daha doğrusu satıp dolar almaya başlıyor. Yani dolara karşı değer kaybediyor. Short, buna shortlamak denir. Parayı shortluyorlar. Şu an bizim başımıza gelen de shortlama ya da belli bir planın parçası olan bir durum. Şimdi çok ilginçtir. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Gezi olayları nasıl başladı? İlk anda kimseye, hani herkese telefon açılıp bugün şurada toplanıyoruz mu? Şimdi öyle yapılabiliyor. Yani hadi bakın oraya gidiyoruz falan. Ama ilk başta bir görüntüyü gördü insanlar, sinir oldu, kalktı gittiler oraya. Tabii 50 yani, kişi orada oturuyordu ağaçlar, evet, sökülüyor yani sadece. Bir anda bir bakıyorsun, hiç kendi kendine organize oluyor bir şeyler. Burada da böyle. Bu piyasalarda da böyle. Yani aynı durumdur. Yani küçük bir kelebek etkisidir. Bir biraz tane daha küçük profesyonelmiş olay, gibi geliyor bana sanki bu piyasa olayları. Hayır, biraz daha profesyonel ama o yapılan iş profesyonel. Yoksa sürü hareketinin başlaması her yerde aynıdır. Yani şurada herhangi bir şekilde git sokakta bir adama tokat at, tamam mı? Direkt bir hareketi başlatırsın. Onu tanıyan birisi varsa iyi olarak izlemeyin, senin üstüne hücum ederler. Yani otomatik bir mekanizmayı başlatırsın. Özür dilerim. Bu dediğiniz shortlama mevzuundan şu sıralarda etrafımızda yaşanan ülkelerde yaşananları da biliyoruz. Yanı başımızda Avrupa'da. Evet, evet. Yanı sıra şimdi Orta Doğu'da yeni hareketlilikler de başlıyor. Doları Fed'le çekmeye çalışan bir ülke ne kadar fazla kar edebilir? Çok mu kar edebilir? Hayır. Edemez mi? Çok yanlış bir yerden mi girdim ben? Şöyle bak, olay öyle değil. Ortada bir hikaye var. Fed tahvil alım programını azaltacak. Bundan nasıl para kazanırım? Şimdi finansçı böyle düşünür. Yani benim finansal terörist dediğim şey böyle düşünür. Ben bundan nasıl para kazanacağım? Ha, oraya geçerse o zaman orada faizler yükselecek. Faizlerin yükselmesi üzerine ben normalde dolarımı tekrar götürüp orada faize yatırarak para kazanabilirim. Tamam mı? Ha, bir dakika, dolar giderken aynı zamanda dolar çıkışı olacağı için bu ülkenin parası değer kaybedecek. Şortla. O parayı şortla. O parayı şortladığım zaman tamam, doğru söylüyor. Şimdi bakıyoruz Bernanke'nin konuşmasına, bu kadar lüzumsuz bir harekete gerek yok. Fakat yani bu kadar reaksiyona gerek yok. Aynı, bunu kim söylüyor biliyor musun? Bunu kim söylüyor? 500 milyar dolarlık tahvil ve bono fonunun CEO'su Bill Gross söylüyor. Mahathir Muhammed söylüyor. Şimdi hadi ben söyledim. ya bu Bernanke'nin bu konuşması bu kadar fazla etki yapmaz. Yapmamalı. IMF'den de Amerika'ya uyarı geldi dün biliyorsunuz. Bununla hareketlenmelerde, evet, etkisi olabilir mi acaba? Ya da onlar niye uyardılar Amerika'yı? Sakin ol diye. Neler onlar, oluyor? Ya o da, onu sonra istersen anlatayım. O daha bir komik bir iş yani. Amerika zaten IMF Amerika'nın elinde. Tamam mı? IMF de Amerika'yı uyarıyor. Nasıl oluyor bak, gerçekten? Dikkat edin. Sen paranın hepsini çıkartsan tüm dünyada kriz çıkartırsın. Ekonomide de mi iyi polis kötü, evet, polis var yani? Öyle bir şey mi çıkartıyoruz ya, o da oradan çıkmış işte. Bir şey söylüyor ki ya Amerika'ya yani. Yani gitsin Yunanistan'la şeyle uğraşsınlar. Şimdi Amerika'ya ya bak, sen şimdi bunu böyle yapıyorsun da biz de araştırdık, çözüm baktık, tüm dünyada faizler yükselirse bu gelişmekte olan ülkeler bayağı ciddi krize girebilir vesaire diyor. Ama ben şeye geleceğim, şu hikayeyi bir bitireyim. Tamam. Şimdi işte bakıyor şey ülkeye bakanlar Asya ülkelerine, tamam, orada da onlar da devalüasyon yapmak zorunda kalacak, onlar da devalüasyon yapmak zorunda kalacak, dolayısıyla herkes parasını devalüe etmek zorunda kalacak. Çünkü aksi halde devalüe edilmiş ülkenin parası nedeniyle o ülkenin malları ucuzlayacak. Tamam, hikaye bu. Ondan sonra bütün ülkelerin paralarına atak. O sırada Güney Kore halkı ne yapıyor biliyor musun? Herkes elindeki dolarları, vatandaş, benim kitapta çok orada ağlayanlar falan var. Roman şeklinde kitap. O
bir atak geliyor ve o atak sırasında insanlar gidiyor paralarını bozdurmak için kuyruğa giriyorlar. Dolarlar. Yani dolarlarını bozdurmak için. Yani madem siz böyle atak yapıyorsunuz tabii bunlar bu biraz fantezi o da. Karşı atak yapıyorlar ama yani. Güney Kore'de oldu bunlar. Yani vatandaş gitti elindeki bütün dövizleri bozdurdu o sırada. Ne tamam oldu? Bir etkisi olmadı. Hı. Neden olmadı? Çünkü adam 1'e 200 kaldıraçla geliyor. Hı. Satış yapıyor. Sen 1'e 1 kaldıraçla kapatabileceğin aralık çok geniş yani. Evet yani 1'e 200 yani 1 dolarla 200 dolar satın alabiliyor evet, veya evet. satabiliyor adam. FX piyasalarında. Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Malezya muazzam bir krize girdi. Ringgit 2.50'den 2.50 bak. Dolar şimdi bizde 1.97 ya. Evet. 1.87'den 1.97 gelmesi çok da fazla değil. 2.50'den kaça gidiyor biliyor musun? 3.80. Hmm. 2.50'den 3.80'e gitmesi demek bizim şu an doların 1.80'den 2.5'a falan gitmesi demek. Hmm. Yani düşünsene o onun yaratacağı etkiyi bir düşün. Devasa etkiyi. Tabii ki. Ama onun herhalde gelişinin ayak sesleri de bir şekilde bunun da gelişinin ayak sesleri ama bilemedim şimdi. Şu an Merkez Bankası'na çözmeye zaten çalışıyorum ekonomiyi henüz. Biz zaten bizim Merkez Bankası'nın şimdi orada dedim ki şöyle söylüyor, yazı devam ediyor. Oyunun nasıl sonlanacağını da biliyorlar bunlar finansal teoriler. Bu oyunu bitirecek olan şey zamanında Hong Kong'un ve Malezya'nın yaptığı şeydir. Hmm. Diyorum. Ne yaptı onlar diye ben de soruyorum bizce, o zaman. Bir gece ansızın gelebilirim demeniz gerekiyor. Ansızın gelince ne mi yapacaksınız? Onu da sonra anlatırım. Şu an yayına gitmek zorundayım. Güzel fikir. Devamını yayında anlatayım diyorum. Hay Allah'ım. Şöyle söyleyeyim. Ne yaptılar biliyor musun? Direkt olarak bu çok şimdi şey gelecek. Herkese çok komik gelecek. Ben bu ağzımdan çıktığı anda yuh artık bunu da mı söylüyorsun diyecekler ama ben adamların ne yaptığını söyleyeyim. Malezya sayesinde Asya krizi durdu biliyor musun? Malezya'da alınan önlemler sayesinde. Reklam meklam da yok. Bugün reklam olsaydı hiç olmasa reklamdan sonraya bırakacaktım. Heyecanlandıracaktım biraz daha. Başka bir konuya geçelim o zaman. Heyecanlansınlar sonra döneriz. Yok. Aynen şunu yaptılar. Direkt sermaye hareketlerine sınır getirdiler. Hmm. Giren çıkan artık öyle Dingo'nun şeyi gibi. İthalat, ihracat mevzunu mu diyorsunuz yok, yani? Yok yok hayır. Direkt sermaye hareketlerine sınır getirdiler. Hmm. Şimdi Mahathir Muhammed bu sermaye kontrollerini öneriyor Merkez Bankası Başkanı'na. O Malezya'nın başbakanı o sırada. Onlar kesinlikle karşı çıkıyorlar. Böyle bir şey yaparsak diyorlar bütün dünyaya rezil oluruz. Asla ve kata hiçbir şekilde bunu yapmayız ve istifa ediyorlar. Hmm. Daha sonra Mahathir Muhammed yeni Merkez Bankası Başkanı atıyor. Şunu araştır diyor. Bunu nasıl yapıyorlar bu işlemleri? Bir bakıyorlar ülkeden para çıkışı falan yok. Hmm. Hesap üzerinde sürekli hareketler. Al sat hareketler. Hmm. Muazzam. Hmm. 1'e 100 kaldıraçlar. Şimdi Merkez Bankası şey yapıyor ya. İşte 2 milyar 250 milyon dolar satıyor ya. Bunun taş çatlası ne bileyim. 250 bin dolarla yapabilirsin bu işleri. Hı, az önce söylediğiniz gibi yani. Evet. Zaten nasıl savaşacaksın o zaman? Yani peki. Biz 50 milyar doları veririz. 50 milyar doları veririz. Adam sadece 500 milyon 500 bin dolar, 5 milyon dolarla 50 milyar dolarımızı alabilir yani. Peki hani hiç faiz arttırımı durumuna girmeden sormak istiyorum. Madem böyle net örnekler var, yaşanmış evet. Örnekler Hong Kong var. Mesela. Neden değerlendirilmiyor diye sorayım ben. Şimdi hani o nedenler aslında neden, siz diyeceksiniz ki nereden ya, bileyim ama hayır, hani ya o kararı vermek evren nasıl bir şey biliyor musun? O kararı verdiğin anda inanılmaz yani. Bu kararı vermek o kadar kolay değil. Tamam faiz artırsınlar o zaman. O kararı vermek daha kolay herhalde. O çok kolay. O kararın için verilen hani bu biz ek de, sıkıştırma politikası falan hani ne kadar ne işe yarayacak şimdi, ne anlama geliyor? Ben sana şeyi söyleyeyim. Malezya Başbakanı diyor ki illegal bir iş mi yapıyorlardı diyor. Sunucu tamam mı? Hı hı. Onun para dergisinde 2006 yılında ben bunu Malezya'nın başbakanıyla yapılmış röportaj gibi yaptım. Hı hı. 76 sayfalık Malezya Başbakanı'nın Amerikan Ulusal Araştırmalar Merkezi'ne yazdığı büyük yazı var. Hı. Büyük makale 76 sayfa falan. Onu sanki oturmuşum da onunla sohbet ediyormuşum gibi kaleme almıştım, hı hı. Çevirmiştim. Yani illegal bir iş mi yapıyorlardı bu finansal teröristler? Hayır illegal değildi. Açığa satış işlemini Singapur borsasında yapıyorlardı. Singapur borsasında kayıtlı hisselerimiz değer kaybettikçe içerideki hisselere de satış geliyordu. Merkez Bankası'na bu işlemlerin mekanizmasını araştırma görevi verdik. Araştırdıkça işin nasıl yapıldığını çok daha net gördük.
Aslında burada ayrıntılarını anlatabilirim ama çok karmaşık bir sistem olduğu için fazla detayına girmeyeceğim diyor. Sonuç olarak Singapur borsasında işlem gören hisselerimiz için aldığımız bir dizi tedbir sonrasında yabancı yatırımcılar buradan da ellerini ayaklarını çekmek zorunda kalacaktılar. Aldığımız kararları uygulama zamanı gelmişti. Fakat çok büyük bir dirençle karşılaştık. Merkez Bankası Başkanı ve yardımcısı paranın dışarı kaçmasını önleyecek olan ve hisselerde açığa satışı durduracak olan kararları uygulamak istemedi. Bunun ülkeye çok büyük zarar vereceğini söylediler. Sonunda her ikisi de istifa etti. Bunun üzerine Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından birini hemen başkan olarak atadık ve tedbirleri uygulamaya koyduk. Bu tedbirler çok olarak, net olarak nelerdi diyor. Tam olarak ne zaman uygulamaya konuldu? 2 Eylül 1988'de bu sert tedbirleri 98'de olacak. 1998'de bu sert tedbirleri uygulamaya koyduk. Dünya şoktaydı. Bilinen uzman ve değerli ekonomistler bile Malezya'nın tümüyle çökeceğini söylediler. Yani bu tedbirler sonrasında. Malezya gibi dünyayı etkileyemeyecek olan küçük bir ülkenin deliliği olarak adlandırdılar. Aslında öyle ağam şahım önlemler de değildi. Seçici kur kontrolü önlemleri temel olarak 3 maddeden oluşuyordu. Bunlar offshore, yani dışarıda ringgit piyasasının elimine edildi. Ve artık spekülatörler ringgit fonlarına girişi mümkün değildi. Yani spekülatörler, ringgit de Malezya'nın para birimi. Malezya'da yerleşik olmayan yabancıların dışarıdaki ringgit hesapları donduruldu. Şimdi bak, böyle bir şey yapsan ne olur? Herkes ayağa kalkar, öyle değil mi? Onlar aynı şey nasıl yapıyor. Kalkmamışlar peki? Yok, kalkıyor zaten tüm dünya. Ama sonra, bu olay sonra diğer Asya'da ülkeleri de bunu yapabilir korkusuyla herkes fellik fellik kaçıyor. Yani demek ki başarılı olmuş. Başarılı oldu. Başarılı oldu. Hatta Paul Krugman diyor ki bugün diyor eline diyor 3-5 kuruşu alıp dünyanın her tarafında diyor istediği gibi at oynatanlara karşı şey yok diyor. Bir koruma mekanizması yok diyor. Gidip çok rahat bir ülkeye çok rahat zarar verebiliyorlar. O zaman benim dediğime geliyor. Her şey bir komplo. Yani istedikleri gibi artırıyorlar, azaltıyorlar, değer verdiriyorlar, kaybettiriyorlar. Evet yani ama izin de vermiyorlar başarıya. Hayır, Evren öyle değil bak tam olarak. Şimdi bak ortam, şimdi sen, boğaz bölgende, burun bölgende mutlaka grip ve nezle virüsü vardır, duruyordur. Neyi bekler? Ortamı bekler. Sen normal sıcak ortamdasın, bu harekete geçmez. Grip ve nezle yapmaz. Bunlar sürekli ortada her yer zaman her zaman para kazanan insanlar değil. Bunlar şartlar uygun olduğunda, geldiğinde fırsatı yakaladıklarında birbirlerinin farkında olmadan koordine oluyorlar. Yani şeyi şartları uygunlaştıran bir kesim yok diyorsunuz siz. Yok, hayır hayır. Hani yani o planları, hani şimdi biz Orta Doğu için konuşuyoruz örneğin. Aynen. Birileri bir şeyler yapıyor da bir noktaya da geliyor bazı şeyler diye. Hani ekonomilerde yok. Böyle bir sistem yok mu? Hayır, şimdi şöyle, birileri tabii ki bir şey yapıyor olabilir ama bu olaylarda şöyle çalışır sistem. Yani bakar ki oyunun planını fark ederler büyük oyuncular. Oyunun planı fark edildiği andan itibaren herkes aynı oyunu oynamaya başlar. Artık birlikte hareket eder duruma gelirler. Sen hiç kuşları gördün mü havada böyle aynı anda böyle hareket ediyorlar? Çok tatlılardır. Nasıl yapabiliyorlar? Onlar çok güzeller ama. İşte kaos budur. Yani kaos kendi içerisinde düzen demektir. Bir anda bir hareket başlar, ona öteki katılır. Peki, Merkez Bankası... Öngörü denilen bir şey yok mudur peki? Nasıl? Öngörü denilen bir şey yok mudur? Bir Merkez Bankası biraz bir şeyleri fark etmek durumunda değil midir o piyasa? Fark etmedi de hangi Merkez Bankası o deli gibi... Hani baksana bizi deli ilan ettiler diyor adam. Evet. Onu diyor uygulayabilir, mümkün değil diyorlar. Yani ona inanmıyor zaten o uygulayabileceğini. Şu an zorlama ne? Türkiye'de faizler yükselecek. Ben de faiz artsın diyorum ama. Zorlama mı o yoksa olması gereken mi? Ya şöyle, adam iki yerden para kazanacak. Bir, buradaki 250 bin dolarla senden 2,5 milyon dolar alıyor ya. Evet. Yani biri 10 kaldıraç. O yetmedi şimdi. Tamam mı? Alıyor ya. Bundan daha da fazla alabilir. Merkez Bankası'nın bir yerde stop edeceğini biliyor. O anda kuru kollamak için, kuru kurtarabilmek için mecbur faiz arttıracağını da biliyor. Ama hocam Merkez Bankası'nın bir yerde stop edeceğini ben de biliyorum. O stopu beklememek için baştan faiz artırılsaydı şimdi bu kadar dolar bir şekilde 250 bin dolara satılmak durumunda kalınacak mıydı? Ha, Merkez Bankası şimdi onu öngörememesi yani veya böyle bir şeyi ilk başta şöyle olur. Yok canım bu o kadar da önemli değil. Yani önemli bir atak değil diye bakar. Hep beyin olumlu yorar ilk şeyleri. İyi misiniz bu arada hocam? Ben biraz boğazım öksürüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası
şöyle yapar. Yani Merkez Bankası burada geç mi kaldı, erken mi diye tartışamayız. O çok şey olur, subjektif olur. Fakat Merkez Bankası bu belli bir süre sonra bunlar bu oyunu biliyorlar. Hı hı. Bu oyun sonrasında Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kalacak. Onu da biliyorlar. Ne kadar ve faiz arttırıldığında da buraya gelip yine aynı şekilde diğer oyunun diğer parçasına dönülecek. Tam anlamıyla göreceğimiz şey bu. Hı. Fakat beklemedikleri şey öteki ülkelerin yaptı. Merkez Bankası hani hiç böyle aslında ima etmeyecek bile ama bir gece ansızın gelebiliriz derken. Tabii biz de yani Malezya ve Hong Kong neler yapmış ona inceliyoruz gibi bir şey söylese tamam mı? Orada bombayı patlatmış olacak anladığım tabii, kadarıyla. Yani sadece psikolojik etki. Yani biz bunu inceliyoruz dese orada o forex piyasalarında şu an para nereye gitti? Tahvilden para çıkıyor. Hı hı. Faizler artıyor. Ayrıca şeyden para çıkıyor. Borsalardan para çıkıyor. Hı hı. MTI'ye para girmiyor. Yani mal piyasalarına. Nereye gidiyor? Ülkelerin paralarıyla şey oynamaya gitti şu an para. Olay ne? Fed tahvil alım programını azaltacak. Ya azaltacak dediğin zaten bakıyorsun bu adam 85 milyar dolar alım yapıyor. Azaltsa 10 milyar dolar azaltır. Hı hı. Her ay yine 2014'ün ortalarına kadar her ay yine 70-50 milyar dolar, 60 milyar dolar para verecek piyasaya. Evet. Önemli olan bu hikayeyi yayıp herkesi peşine takmaktı. Taktılar peşlerine. Ve sonuç olarak da şu an benim görebildiğim sadece bizde değil. Benzer şey Rusya'da var, Güney Afrika'da var, diğer Asya ülkelerinde var. Yani küçük olan. Çin'den zaten ama beklediğimiz sarsıntılar var sizin ilk başta aynen öyle konuştuğunuz. Onların da şey var. Onların da paraları değer kaybediyor. Hı. Dolar değer kazanıyor sürekli. Bu arada borsa açıldı. Evet. Ona istersen bir bakalım. Evet zaten 7-8 dakikamız kaldı. Evet. Şu an 72.750'den açılmış borsa. Hiç fena yerden açılmadı. Evet. Dolardaki gerileme, rahatlama. Ters orantı mı? Evet. Dolardaki gerileme, rahatlama yüksek açılmasına sebep oldu. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu açılışa rağmen özellikle 72.500 dikkatli olması lazım yatırımcının. Çünkü dolarda yeniden yukarı hareketler başladığında veya öyle bir hareket olduğunda tekrar borsaya satış gelebilir. Çok ciddi bir yukarı hareket ben beklemiyorum. Hani dolar eğer 1.92'nin altına düşerse, hı hı, 1.92 seviyesinin altına düşerse, istersen dolara da bakalım. Burada. Şu an dolar dün 1.97 seviyesi, hatta 97.40'ı görmüş. Nasıl çıktı? Ve şu an 1.94 seviyesine kadar gerilemiş. Gider mi 92'ye? Şimdi şöyle, hani 1.91 var. Yani burası 1.92 seviyesine kadar eğer gerilecek olursa o borsaya ciddi katkı yapar. Şu an tam 1.94 seviyesinde. Bu seviyeyi aşağı kırabilir her an. Ve 1.90'lara doğru, 1.92'ye doğru gelebilir. Şurada da tam bir omuz baş omuz formasyonu oluşmuş. Dolayısıyla bu seviyelerden itibaren şu seviyelere kadar, yani 1.90 ile 91 aralığına kadar bir geri çekilme söz konusu olursa borsada da yukarı yönlü bir hareket olacaktır. Ben özellikle şuradan evet bakayım. Tekrar İMKB BIST 100'e bakalım. BIST 100'de açılış sonrasında şu an 72.500'deyiz. Dün 71.600 seviyesinden kapatmıştık. Yaklaşık olarak 900 puan yukarıdayız. Dışarıda genel olarak olumlu bir hava görüyoruz. Şu an Rusya'da yukarıda. Çin yukarıda. Japonya %2.58 yukarıda. Genel olarak baktığımızda DAX zannedersem evet %0.64 yukarıda bulunuyor. Dün yabancı takasında da bir miktar azalma vardı. Onu da belirtelim. Yabancı takası şu an görüyorsun ekrandan. Dünkü gelen satışlarda özellikle ikinci seansta bir ara satış geldi. Orada da yabancı takasında azalma vardı. Bugün yükselerek açılsa da çok kalıcı olmayabilir yükseliş. Yatırımcının bir miktar dikkatli olması lazım borsa cephesinde. Yani borsada şu seviye, yani 77 bin seviyesi çok güçlü bir direnç. Ne şu yapması gerekiyor 73.500. Borsada bulunan insanların peki bugün örneğin? Hani siz normalde şu sıralarda pek bir şey yapmasınlar diyorsunuz ama bu doların hareketleri bir etkileme yaptı mı söyleyeceklerinizde ya da düşündüklerinizde?
Valla şöyle, bence şöyle, Merkez Bankası hani dün o kadar döviz saçtı, sattı ama bence şey de olacak. Merkez Bankası hani yeni ataklar gelir dolara, yani yeniden bir atak gelir. Çünkü öyle hani bir iki günde bitirecek şeyler değil. Bunlar başladı mı harekete, yani sana şeyi yaptırana kadar, faizini arttırana kadar. Tabii sermaye kontrollerinin falan imkansız olduğunu biliyorlar. Zaten onu da uygulayamaz hiç kimse. Yani abi ben olsam uygularım yalnız. Yani elime verseler hiç dinlemem yani. Hiç düşünmem. Hatta uygulamak için düşünmem. Çünkü ülkeye yaratacağı katkıyı, artıyı, evet, eksiği çok fazla düşündüğü zaman örnekler de var. Sen gel 1'e 100 kaldıraçla direkt atak yap kurlara. Tamam, sadece bize yapmıyor, başkalarını da yapıyor ama o para kazanmaya başlıyor. O zaman ortada bir savaş var. Ben de sana kazandırmayacağım. Yani sen o harekete devam edersen ben de şunu yapacağım. Tabii öyle gözü kara olmak da ne kadar anlamlı onu da bilmiyorum. Yani çok kara olmayınca da işin içinde bulunan durum. Ya da efendim faiz arttıracaksın. Yine gidiyor yani. Yine çok olumlu bir seyir yok ortada. Evet, o yani zaman belki faizin artması gerekiyor. Yani faizin artması gerekiyor. Yani şu an faizler arttı zaten. Piyasa faizi 8.5'a gelmiş. Yani tahvil piyasa faizi 8.5'a gelmiş. Yani 8.30'a falan geldi. Diğer taraftan bankalar arası piyasada gecelik repo fonlamasına dün 30 milyar TL vermek zorunda kaldı Merkez Bankası. Niye? Faizin üst koridorunu kaça çekti? 6.5. Bizim görmediğimiz yerde bir şeyler çekiliyor, yapılıyor faizsel olarak. 6.5'tan banka onu seve seve alıyor. Sen faiz koridorunu arttırmazsan yukarı doğru, bankaya istediği kadar TL'yi vermek zorundasın. O da ne yapıyor? O da dövize gidenlere, yani o paranın çoğu da dövize kayıyor zaten. Dolar yani, alalım mı almayalım mı diye soruyorlar. Zaten soruların hepsi bugün daha çok dolarla ilgili geldi. Hayır, bu kadar volatilite varken, bu kadar ortada şey oyunu varken, şeytan oyunu ortadayken, yani oralarda girip spekülasyon yapmaya kalkışmak, hani kurtların önünde kuzu olmak değil, ne bileyim aslan ve kaplanların önünde böyle öyle bir vahşi ormanda kuzu olmaya benziyor yani. O yüzden çok fazla şey yapma, yani ben hani yön tahmin edemem şu anda. Yani doların, euronun vesaire yönünü niye tahmin edemeyiz biliyor musun? Çünkü her an Merkez Bankası'ndan gelecek bir cümle birçok şeyi değiştirir. Ben oradan gelecek cümleyi tahmin edemediğim için yönünü tahmin edemem. Şu an her şey olabilir diye. Gelip gelmeyeceğini bile tahmin edemiyoruz şu anda. Ama mesela 1.80, 1.90'ına gelirse oradan alım öneririm tabii şu an. Çünkü yeni ataklar gelir. Ama mesela 1.94'te şimdi al, 1.97'de sat diyemem. Veya 1.94'ü altına düşerse oradan al vesaire diyemem yani. Evet. Evet, çok altını da sormuşlar bu arada. Altın alım mı yoksa satım zamanı mı diye. Evet. 6.260 dolara geldi. Altında yükseliş var. Verelim grafiği arkadaşlar. Altın şu an şeyde gördüğünüz üzere, yani bu 60 dakikalık grafiklerde. Daha önce de zaten hatırlarsan biz yaklaşık 1200 dolar civarında öneriyorduk. Bir gün bir telefon aldım. Bana sormuştu ya 1200'ün altı görülür mü diye. Yani şu düşüş sırasında. Evet, görülebilir dedim. Mesela evet görülebilir. Daha önce de çünkü görüldü. Fakat görmedi. Görmeyerek dönmesi ve 1260'a gelmesi altının sert bir şekilde yükseleceğini gösteriyor. Yani burada 1260 direnci var. Dolayısıyla bu dirençten tekrar aşağı döner mi sorusuna benim cevabım şu an için zor ihtimal. Biraz daha yükselir diye tahmin ediyorum. Altında biz yaklaşık 1300 dolara kadar bir yükseliş görebiliriz. Bu da yaklaşık 80 lira, yani 78-80 lira arası olabilir. O zaman bu dönem birazcık alabilecekleri bir dönem midir? Valla aslında daha önce 75 seviyesinde, yani daha doğrusu 1200 doların altında zaten ben alım öne, hani o gün figen de vardı ya. Yani evet, oradan evet, çok rahat alım yapılabilir dediğimiz yer de oralar. Yani 1200'ün altından almış olanlar varsa 1300'de rahatça satabilirler. Şeyde de 77,5 78 lira şu an altın. Gram altın şu an 78 lira. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani vatandaşlar altın alıyor ya, zor bir iş. Yani gidip gram aramak falan. Borsada şu grafik bir altın fonunun grafiği. Bu fonun bir tane hissesi 1 gram altına denk geliyor. Tam tamına. Bu fonun karşılığındaki altın da altın piyasasında 24 ayar altın olarak tutuluyor zaten. Yani bu fonun
kağıt veriyorlar size ama hisse pay evet. Ama yine de altın olarak tutuluyor. O yüzden şunu söyleyeyim, hani gidip 1 gram altını nereden bulayım, ne yapayım demek yerine direkt olarak mesela bu Gold PF dediğimiz Gold PF kodu, bu bir fon ve borsada işlem görüyor. Borsa devam ederken her an alıp satabiliyorsunuz. Dolayısıyla düşeceğini düşündünüz, gidip çarşıya uğrayıp işte onu satana kadar büyük bir de marj var. Yani diyelim ki bir çeyrek altın aldın. Evet. 1-2 lira farkla ancak şey yapabiliyorsun. Yani 73 liraya aldığını diyelim, 75 liraya aldığını, 77 liraya aldığını 75 liraya satabiliyorsun sonra. Arada marj çok fazla. Burada marj da yok. Mesela burada marj da yok. Şu an şeye de bakacağım. Hani acaba şey var mı? Son 30 saniyemiz hocam. Söyleyeyim de. Mesela 77.90 dan alıcı var, 78.10'dan satıcı var. Yani 77 lira 90 kuruştan alıcı var, 78 lira 10 kuruştan satıcı var şu an bu tahtada. Yani onu da düşünebilir izleyiciler altın yerine. Şu an altın biraz yukarı gidiyor. Bir miktar daha gideceğini düşünüyorum. Ben bir miktar daha ne bileyim işte 80'e doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Zaten 75 seviyesi, 76 seviyesi uygundu. Peki MB'den bir açıklama gelirse altın düşer mi, yükselir mi? Altın tamamıyla uluslararası piyasalar belirliyor. Farklı bir noktada. Dolayısıyla yani. Şu an dolar düşüyor olduğu için altın üzerinde baskı kurar. Hani altın dolara karşı gösterdiği yükselişi TL'ye karşı göstermeyebilir. Yani dolar düşüyor şu an bir miktar. O nedenle o aradaki pariteyi bir şey yapmak gerekiyor, tamam. Kurmak gerekiyor. O zaman programımızın sonuna geldik. Zaten Barış Özkan da geldi. O bizi kaldırmadan biz kapatalım programımızı. Evet. Az sonra Barış Özkan'la bugünün gündemi sizlerle beraber olacak. 12'de gün ortasında biz de karşınızda olacağız. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben yarın görüşmek dileğiyle sevgili seyirciler. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.